İsrail hükümetinin işte bu Filistin'de yaptığı olaylar malum. Yine her zamanki gibi çok acımasızca bir şiddet uyguladılar ve silahsız masum insanların üzerine ateş açtılar. Bununla ilgili isterseniz birkaç şey söyleyelim. Oradan sonra yine konumuzun, programın içeriğine dönelim. Yani benim gördüğüm en son verilerde 61 kişiyi öldürdüler. 2771 tane de yaralı vardı. Yani olağanüstü büyük bir katliam yaptılar. Buradaki tabii sorun Amerika'nın Tel Aviv'de olan elçiliğini Kudüs'e taşıyacağını söylemesiyle geçtiğimiz Aralık ayında oldu. İsrail'in kuruluş yıl dönümünde birkaç gün önce bu büyük elçiliği işte taşımadılar, merasimle gerçekleştiler. Trump'ın kızı ve damadı da biliyorsunuz bu arada Yahudi, açılışa katıldılar. Bazı devletler katıldılar. Trump da görüntülü olarak oraya bağlandı. Bu olayı da doğal olarak birçok kimse bir demokratik hakkın, hatta kendi öz haklarının gereği olarak birçok Filistinli kardeşimiz de bunu protesto ettiler. Ve burada sivil, silahsız, protesto eden kalabalığa silahlarla karşılık verildi. 61 kişi öldürüldü, dikkat edin. Silahsız, çoğunluğunun silahsız olduğu, belki de hepsinin silahsız olduğu, ben hepsi biliyorum ama hani belki bir iki kişi arada var mıydı bilmiyorum. Silahsız bir grup silahlarla tarandı. 61 ölü, 2771 yaralı gibi müthiş bir rakam var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olayı kınadı. Avrupa Birliği olayı kınadı. Hatta antisyonist Yahudi örgütleri bile olayı kınadı. Ama ne yazık ki yani bu olay devam ediyor. Biz buradan vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Keşke elimizden bir çare gelse, bunun çaresi şudur diyebilsek. Nasıl çözüleceğini de ifade etmek çok zor. Ama inşallah burada akıllı bir stratejiyle inşallah bir çıkış yolu olacaktır. Yani Amerika'da bu hatasının yol açabileceği sonuçları inşallah anlayacaktır veya ona anlatmak inşallah dünyaya nasip olacaktır. Çünkü bu tabii ki ölen kişi sayısı çok yüksek ama olabilecek başka olaylarda bu sayının çok daha yükselmesi de mümkün. Yani inşallah sorun burada kalır, daha da büyümez diyelim. Hocam tabii bu yapılan zalimce eylemi Yahudilere fatura etmek çok büyük haksızlık olur. Tabii İsrail devletine. Ülkemizdeki Musevi vatandaşlarımızı da bu noktada zan altında bırakmak haksızlık olur. Çünkü dediğiniz gibi birçok Yahudi ve Musevi İsrail devletinin yaptığı bu politikaları kınıyor, eleştiriyor. Dolayısıyla bu aslında siyasi o yönetimin Tabii. belki bir anlamda Sonra zaten bir politikalarının ırka karşıt. bir sonucu. Bizim böyle antisemitik bir davranışımız hiçbir zaman olmaz. Sonuçta bu katliamı yapanlar her kimse, o siyasi iradeyi ve o katliamı yapan kimseleri kınıyoruz. Burada bir ırkı kınamamız şeklinde bir şey zaten asla söz konusu olamaz. Ama burada yapılan katliamın büyüklüğünü de gözden kaçırmamamız lazım. Ve bütün dünyanın gözü önünde yapılıyor Tabii. hocam bu. Ve yani yıllardır da işte Birleşmiş Milletler de sürekli kınıyor ama bir sonuç alınmıyor. Yine yapmaya Alamıyor devam çünkü ediyorlar. Yani Birleşmiş Milletler Amerika bloke etti. dünyanın şımarık çocuğu gibi İsrail hükümeti gerçekten dilediği gibi o bölgede terörist Amerika'nın diyor. da bu kanda payı var, bu kanda eli var. Yani Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri bunu kınadığında Birleşmiş Milletler'den sonuçta burada bir karar çıkartamıyorsunuz. Amerika veto hakkı olan 5 ülkeden biri ve hemen burada İsrail'in lehine, İsrail'e katliam yapıp yaptığına bakmaksızın mutlak bir destek vererek bloke ediyor. Blokajdan dolayı da burada Birleşmiş Milletler'den bir karar çıkamıyor. Hocam tabii işin daha da acı kısmı açıkçası yani işte 1,7 milyar civarı bir Müslüman nüfustan bahsediyoruz. İslam alemi işte 57 Müslüman ülke var ama gerçekten yani İsrail hükümetinin yaptığı bu zalimce politikalar karşısında Müslümanlar sessizler. Tabii ki her protesto kendi içerisinde bir değer taşır ama kınamaktan veya işte protesto etmekten öteye gidemiyoruz. Yani ondan dolayı Müslümanların artık gerçekten en başta yani İslam'ı yeniden tanımaya, akıllarını devreye sokmaya, bilginin, bilimin önemini fark etmeye ve bir dirilme ihtiyacı var. Tabii. Birlik olma ihtiyacı var. Yani arada farklı düşünceler, farklı tartışmalar olabilir ama o birlik ruhuyla hareket etme ihtiyacı var. Ve şu anda İslam dünyası paramparça olmuş halde. Ondan dolayı da maalesef bu tarz durumlarda kınamaktan öteye geçip eyleme yönelik bir şey yapamıyoruz. Tamamen haklısın hocam. Evet.